Akşam işte check-in'den döndük, eve gireceğiz. Benim araba kapının önündeydi. İşte baban geldi dediler. Ben dedim ki var çekeyim garaj önü açılsın babam girecek falan. Çıktım. Baktım işte babam sokak karıştı falan filan. Ben arabayı çektim köşeden döndüm. Yani sokak 2 dakika sürmez oraya dönüp gelmek. Döndüm arabayla geri geldim. Babam bizim garajın pancurlarını yerine takıyor. İnsanlar hayretler içerisinde yaklaşık 30-40 kişi vardı böyle elinde çaylar falan hayrete düşmüş insanlar. Ne oldu dedim yani diye. Babam arabasına meraklıdır bir kere yani normal şartlarda arabayı oraya çarpmasına imkan yok. Gel gel dedi ne yaptım sana anlatayım dedi. Trafik çok sıkışmış. Arabalar korna çalıyor falan. Babam garajın kumandasına basmış, açamamış. Arabayla geri vitese bir taktım, düş diyor. Şeyi bozmadım diyor. Fazla diyor. Biraz ileri gittim diyor. Geri vitese taktım diyor. Lambur lambur girmiş garajın içeri. Panjurlar falan bütün garaj yıkılmış. Şok. Bütün sokak şok. Ama onu bütün bunları göremediğime çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Tebessümümden en küçük bir şeyi kaybetmiyorum. Şimdi arabalar peş peşe dizilmiş. Korna da çalmıyorlar. Görüyorlar ki benim büyük bir şeyle ciddiyetle bekliyorlar. Ben de orada teknoloji kurbanıyım. Elimde kumanda var. Arabanın kıçını garaja çevirmişim. Düğmeye basıyorum ve insanlarla görüşüyoruz ve kapı açılmıyor abi. Ve iki kapı bir açılacak ki gireyim ben içeri. 15 dakika ben biraz öne doğru aldım arabamı. Bir koydum şeye. Panjur böyle bir döndü. Birinci kısmı geçtik. İkinci kısımda da panjur böyle bir dövün. İki de köpek var. Onlar da bakıyorlar böyle. İki evin içine girmedin baba ama. Ben eve girdim. Eve girdikten sonra baktım o yolda bekleyen arabalar hala bekliyorlar. Daha şok arkadaşlar olmuşlar. Bekledi onlar. Diye. Abi eve girdim onlar. Araba nasıl hayatım nasıl geçti günün iyi vallahi falan oturduk. Yani sinirlenme emaresi yok. Peki hastaneyi anlat şimdi. Hastane de güzel. O da hakikaten güzel. Tam hikayeler bol babada. Hastanedeyiz babam işte kontrol yaptırmak için hastaneye yattı. Bizim bir arkadaşımız vardı şirkette. Biraz böyle paniktir bu her şeyden korkar çekinir. Şirketin kapısına evet. Şirketin kapısına trenci çocuk girer şey Yaşar Bey kaybolur. Ya da köpek görür sokakta kaybolur tüyer. Biraz da korkaktır kendisi. Ve ölüm konularından da biraz böyle çekinir. Hastanedeyiz ben varım bir arkadaşımız daha var. Babam dedi ki oturuyoruz Yaşar geliyor dediler. Babam dedi ki bir numara yapacaksınız dedi. Ne yapacağız? Ben dedi öleyim dedi. Çarşafı dedi kapatacağım dedi başımın üstüne kadar dedi. Ölü taklidi yapacağım Yaşar'a söyleyin dedi. Baba yapma etme saçmalama falan. Yok yok dedi siz yapın falan. Ben koltuğa oturdum böyle elim başımın arasına aldım falan. Ah böyle ağlıyor pozisyonda geçtim ben. Odadan da iki kişi çıkıyordu. Baba tembih dedi ki biraz sonra gelin işte doktor falan var içeride. Hemşirelere işte. Falan hemşirelere tembihledi. Yaşar Bey demişler kapıda işte biraz sonra gelin falan tamam peki falan. Hemşireler doktor çıktı kapıdan. Baba üstünü örttü çarşafı bekliyor. Ben de böyle koltukta ağlıyor pozisyonda. Yaşar Bey girdi içeri bir baktı. Umut'cum dedi bir oturdu geldi baktı. Geçmiş olsun dedi. Sağ ol falan nasıl söyleyeceğiz dedim. Baba dedim 5 dakika önce dedim. Rahmetli oldu falan. Yaşar Bey bir ayağa kalktı bir sıçradı. Onu görmeniz lazım zaten. Baktım babam gülmeye başladı zaten. Ama diyor Yaşar diyor hiçbir şey söylemedin diyor. Efendim söyleyecektim siz gülmeye başladınız. Ne diyecek, peki ne diyecektin diyor. Bağıracaktım efendim hayır olamaz diyecektim diyor. Koridora çıkıp. Biz yerlere düştük tabii. Sonra ulan şirketi dedim. Anlatıyor özür dilerim araya giriyorum. Evet. Birini anlatıyordu şirkette efendim diyor ceset diyor gülmeye başladı diyor. Ben dedim ki ya Kerata ben burada ölmüşüm hakikaten girdi. Gördü ben vaziyeti gördüm. Bir soğukluk ama ben vaziyeti yetiyor. Anladım diyor. Yorganı da başına ben çektin de sen tabii. Ben çarşafın altında hakikaten öldüm zannettim. Bir sessizlik oldu onu da fark ettim. Fakat heriften hiçbir reaksiyon gelmiyor. O ulan durumu anladı yıllık ama. Şoförüm. Yani ben ölsem hiç sesini çıkarmayacak mı bu adam? Sonra da buna dedim ki ayıp değil mi dedim ya. Koskoca patronun ölmüş dedim böyle duracak mısın böyle? Olur mu efendim dedi. Az daha dedi sabretseydiniz dedi. Çıkıp olamaz. Olamaz. Hayır, koridora çıkacakmış. Olamaz, olamaz diye koşacakmış. Allah'tan ben gülmüşüm. Yoksa bir de onun peşinden çarşafla marcafla biz gel buraya lan filan diye özel hastane. Güzeldi. Bayağı hikaye bol i̇şte babada. Böyle. Siz de fazla meşgul şey anlat. Peki bir hikayemiz daha var o. Hastaneden kefilli çıktık. Yine aynı arkadaşın bir hikayesi daha var. Hastaneden kefilli çıktık. Onu o da anlat. Güzeldi. Hastaneden izin alıyor çıkarken. Baba hastaneden çıkıyor ama çekime gidiyor geliyor. Hastaneye geliyor akşam kontrole geliyor. Bırakıyorlar. Kimseyi de bırakmazlar. Babayı bırakıyorlar. Yaşar Bey de kefil yaptılar hastaneden. İmza atmış bu kağıtlara işte. Akşam getirmek üzere işte Yaşar Gürsoy'u falan filan. İmzalar atmış.
Çıktılar, şirkete gittiler, çekim yaptılar. Babam dedi ki akşam, yok ben deri dönmem dedi. İşte çekim uzuyor falan filan. Yaşar Bey panik. Ama diyor Levent abi nasıl olacak? Hastaneye imza attık diyor, götürler var. Yok bir şey olmaz falan. Biraz sonra baba sanayi mahallesinden iki kişiyi ayarlamış dışarıdan. Bizim aşağıdan polis kıyafetini giydirdik. Kelepçeler asıldı falan. Geldiler Yaşar Bey'i almaya. Yaşar Bey ölüyor. Abi beni almaya geldiler falan filan. Aşağıda Yaşar Bey kelepçeyi taktılar, götürüyorlar. Baba gene dayanamadı tabii. İşi ortaya çıkardı. Oya Başar'ı hiç anlatmıyorsun. Gerçi arada şeylerin oldu, enginar, kazak filan gibi uyku. Ya onlar hakikaten muhteşem insanlar. Yani ne anlatabilirim ki? Koskoca Oya Başar. Kendi kendine anlatsın. Kendi kendine anlat. Ben anlatmama gerek yok. Ben reklam yapmış olurum. Muhteşem bir anne. Çok iyi bir anne. Çok iyi bir insan. Hakikaten biz anneyle babamla arkadaş gibiyiz. Gerçekten hiç anne baba olarak görmüyorum. Arkadaş bütün sorunlarımızı paylaşıyoruz. Çok arkadaş gibiyiz.